Abi o tüm şeyler mi yapacaksın? Selim abi, malzemeler yanında dur abi. Malzemeler orada, malzemeler yanında dur. Koltuğun üstünde Selim abi. Bankın üstünde. Yok abi, şey koltuğun üstünde. Bakanlık krizinden öldü. Genç yaşta gittiği rahmetli. Yine yamuk gidiyor. Araba yamuk gidiyor araba. Gitten gitti. Çok yaktı, öldü. Rahmetli nasıl bilirdiniz? Çok yakaldı. Hakkınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Tamam mı? Tamam, ne bırakalım. Türkiye bugüne kadar birçok kez ağır ekonomik kriz yaşadı. Ancak böylesini hiç görmedi. Başından beri üretime ve yatırıma harcanması gereken bütçeler betona ve inşaata yatırılınca ülkenin dış borcu Cumhuriyet tarihinin toplam dış borcunun 3 katına çıkarılınca bütün bunlar yaşanırken nasıl bir uçuruma sürüklendiğimizi görüp uyaranlar suçlu ve hain ilan edilince bu sonucu yaşamak kaçınılmaz oldu. Tüm fahiş fiyatlar insanlarımızı perişan ettiği gibi akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar da sürücüleri perişan etti. Otomatiğe bağlanan akaryakıt zamları sonrası vatandaş kontak kapatmak zorunda kaldı. Her gün gelen zamları takip etmek bile imkansız hale geldi. Sürücüler, esnaf, vatandaş artan akaryakıt fiyatları sonrası çileden çıktı. Bütün bu olağanüstü fiyatlara rağmen hükümetin sesi sedası çıkmazken zamların nerede duracağını ise kimse bilmiyor. Başlarda her zamma bir gerekçe üreten hükümet artık zamları savunma ihtiyacı dahi duymuyor. Ya da savunacak bahane bile üretemez hale geldiler. 1 Ocak'tan itibaren akaryakıt fiyatlarına toplamda 23 kez zam geldi. Benzinde zam oranı sadece yılbaşından bu yana %57, son bir yılda ise %166 oldu. Motorine ise zam oranı yılbaşından bu yana %94, son bir yılda ise %235'e ulaştı. Bir depo maliyeti yalnızca 2 ayda 500 lira arttı. Bu rakamları dile getirirken bile insanın dili zorlanıyor, başı dönüyor, hafsalası kabul etmiyor. Özellikle son günlerde hükümetin öne sürdüğü yeni günah keçisi Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması, savaş çıktı, ondan oldu diyorlar. Sanki Ukrayna'nın işgalinden önce milli paramızın değeri yerli yerindeydi. Ekonomik dengelerimiz düzgündü. Enflasyon oranları sağlıklıydı. Ama savaş çıkınca da her şeye zam geldi ve akaryakıta her gün zam dönemi başladı. Yapmayın, etmeyin, yazıktır. İnsanların neyin ne olduğunu anlamadığını varsaymak, milletin zekasını aşağılamak çok yanlış. Akaryakıt ürünlerine gelen zamların nedeni döviz kurunun yüksek olmasından ve yanlış ekonomi politikalarıyla Türk lirasının döviz kuru karşısında değer kaybetmesinden kaynaklanmaktadır. Türkiye'deki periyodik fahiş akaryakıt zamları TL'nin
ışık hızıyla yaşadığı değer kaybı ve petrol ürünlerine uygulanan yüksek vergilerin sonucudur. AK Parti sebep, zamlar sonuçtur. Akaryakıt fiyatları döviz kurlarındaki artışla tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Artık kuruş ile değil lira ile zam geliyor. Ve akaryakıttaki bu fiyat artışları ekonomide yaşanan krizin, çıkmazın ve kötü gidişatın simgesi ve ilanı durumundadır. 2002 yılında 50 TL ile 31 litre benzin alabiliyorduk. 2022'de bugün ise 50 TL ile sadece 2.4 litre benzin alabiliyoruz. Erdoğan'ın ekonomik başarısının özeti bu. Akaryakıt fiyatının artması, ulaşım ve nakliye başta olmak üzere maliyetleri artıracağı için doğal olarak imalat ve üretim sektörüne fiyat artışı olarak da yansıyor. Akaryakıta gelen zamlar A'dan Z'ye tüm ürünlerin fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Bu da beraberinde enflasyon artışını getiriyor. Gelinen bu noktada Saadet Partisi olarak bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Hükümet akaryakıtta ÖTV'yi tamamen kaldırmalı ve KDV oranında %1'e düşürülmelidir. Yani fiyat artışlarını vergi indirimleriyle kontrol altına almaya çalışmalıdır. Bunlar vatandaşın yükünün azaltılması anlamına gelmektedir. Ancak asıl kalıcı ve tedavi edici çözüm milli paramızın korunması yönünde olmalıdır. Bunu da milli ekonomi anlayışına sahip olan Saadet Partisi yapabilir. AK Parti iktidarı elinde bir kör bıçak ekonomide yıllardır çok büyük yaralar açtı. Ama biz iktidarın ortaya çıkardığı bu krizi çözecek ve milletimize çok kısa bir zamanda rahat bir nefes aldıracak politikaları uygulamaya koyacağız. Yatırım ve istihdama önem veren bir milli ekonomik model uygulayarak Türk lirasına değer kazandıracağız. Mikrofon yok. Biraz fazla bağlanıyor. Ses gıcıklama yapabilir. Ses düzeni mi oldu?
Nasıl? Ses düzeni olacak değil mi? Ses düzeni var ya.